başlamasıyla doğada kendiliğinden yetişen mantarlar zehirlemeye, hatta ölümlere yol açmaya devam ediyor. Yurdun dört bir yanında mantar zehirlenmesi şikayetleriyle vatandaşlar hastanelere başvuruyor. Düzce'de son 2 ayda mantardan zehirlenen kişi sayısı 29'a yükselirken 2 kişi hayatını kaybetti. Zehirli mantarın karaciğer yetmezliğine neden olduğu belirtilerek organ nakli yapılmadan kurtuluşun zor olduğunu söyleyen Düzce Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz şöyle konuştu. Şimdi sonbahar ve ilkbahar aylarıyla birlikte havaların yağmurlu geçmesiyle, bahar yağmurlarıyla beraber mantarların çıkmasının başladığı aylara tekabül ediyoruz şu anda. Bundan dolayı da vatandaşlarımız doğadaki mantarları toplayıp tüketmek eğiliminde oluyorlar. Tabii bu şekilde olduğunda da mantar zehirlenmeleri vakalarımız artıyor. Da geçen ay 23 tane mantar zehirlenmesi vakamız olmuştu. Bu ayda 6 tane mantar zehirlenmesi vakamız oldu. Ne yazık ki bu vakalardan 2 tanesi yaşamını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Bir tane hastamız da ağır bir şekilde karaciğer nakli için, karaciğer yetmezliği geliştiği için mantar zehirlenmesinden dolayı nakil bekliyor. İnşallah Allah şifa versin diye dua ediyoruz. Özellikle doğadaki mantarların hangisinin zehirli, hangisinin zehirli olmadığını ayırt etmek oldukça zor. Bir tanesinin bile tüketilmesi, zehirli mantarın bir yemeğin içerisinde bulunması herkesin zehirlenmesine neden olabiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar kapalı mantarları tüketmemiz gerekiyor. Doğadaki mantarları, bilmediğimiz mantarları tüketmememiz gerekiyor. Kapalı üretilmiş mantarları tüketirken de paketli mantarları özellikle yıkamaya, temizlemeye özen göstermemiz gerekiyor. Pişirilmesine özen göstermemiz gerekiyor. İyi pişirilmiş olması gerekiyor. Sadece mantarın kendi zehrinden değil, farklı mikroorganizmalardan kaynaklanan zehirlenmelerde maruz kalma durumumuz olabiliyor. O yüzden vatandaşlarımızı doğadaki mantar tüketiminden uzak durmalarını önemli rica ediyoruz. Sadece bizim ilimizde değil, Türkiye'deki farklı illerde de mantar zehirlenmelerinden dolayı kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. Allah'tan rahmet diliyorum hepsine. İçindeki zehirin etkisinden dolayı karaciğer yetmezliğine neden oluyor. Karaciğer yetmezliği gelişince de vefat gerçekleşmiş oluyor. Tabi buradaki kurtarılabilecek tek seçenekten bir tanesi karaciğer nakli oluyor. Hastalarımızı biz karaciğer nakli için üst merkeze gönderdik. 23'tü bu ayda 6 tane vaka oldu. Toplam 30 civarında vakamız gerçekleşti. Ama tabii ki yağmur sezonu devam ediyor bahar. Mantar çıkmaya da devam ediyor. Vatandaşlarımızı önemli uzak durmalarını öneriyoruz.